Herkese merhaba. Bugün konumuz yaşayan bütün kadınları ilgilendiriyor. Dolayısıyla da erkekleri. Çünkü bizimle ilgili her şey sizleri de ilgilendiriyor. Genç, yaşlı, ileri yaş, orta yaş demiyoruz. Yaşayan bütün bayanlar bir gün neyi yaşayacak dostlar? Menopozu. Menopozda koruyucu kalkanlarımız iniyor. Hastalıklara karşı yatkınlığımız artıyor. Metabolizmamız yavaşlıyor. Peki bu durumda ne yapacağız? Daha sağlıklı bir yaşamımızın olması için püf noktaları paylaşacağız. Ve yanımızda çok kıymetli bir hastamız. Hastam demiyorum artık, dostum diyorum. Şermin Hanım bizlerle birlikte olacak. Menopoz sürecine rağmen 4 ayda nasıl 16 kiloyu verdiğini ve yaşamının nasıl değiştiğini bizlere anlatacak. Biz yerimize geçiyoruz, sizleri de bekliyoruz. Hormon tedavilerini bıçak gibi düşüneceksiniz. Evet. Sapından tutarsanız ve maydanozu doğrarsanız maydanozu doğrarsınız. Eskiden sadece tansiyon olan bir insanken şimdi gutu olan, iki kalp damarında problemi olan, kolesterol yüksekliği olan, artı tansiyon olan bir hasta haline geliyor. Menopoz dedik, zayıflama dedik, bağışıklığın yavaşlaması dedik, metabolizmanın yavaşlaması dedik ve yanımızda çok kıymetli bir hastamız, dostumuz Şermin Hanım'ımız var. Hoş geldiniz Şermin Hanım. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok sağ olun. Sayenize daha iyi olacağım. Sağlığıma daha iyi kavuşuyorum. Zamanla daha da iyi olacak. Son tahlilim çok daha iyi. İyi çıktı değil mi? Sağ olun. Şimdi bize bu kilo probleminizi bir anlatır mısınız? İlk ne zaman kilo almaya başladınız? Neler yaptınız bununla ilgili? Ben 9 sene önce başladım kilo almaya. Hayatımdaki, özel hayatımda olan bazı olumsuzluklardan dolayı 3 ayda bir 10 kilo aldım. 70 kiloydum, 80 kilo oldum. Stresle birlikte kilo artışı oldu. Daha sonra da beklenmeyen bir durum. Cerrahi menopoza girdim bir 4-5 sene sonra. Ondan sonra tavan yaptı bu kilo artışım. Şimdi cerrahi menopoz çok önemli. Normalde bizim yumurtalıklarımızda doğduğumuz andan itibaren birçok yumurta var. 300 bine yakın yumurta var. Evet. Ergenlikle birlikte her ay bir tanesi olgunlaşıyor ve vücudumuzdan atılıyor. Ve menopoza kadar her ay bir tane kaybediyoruz. Ama menopoza girmekle birlikte bu yumurta rezervleri azalıyor ve artık yumurtalar oluşmamaya başlıyor vücutta. Ama yumurtalıklar yerinde durduğu için yumurtalığı olan hanımlarda menopoza geçme süreci biraz daha yavaş oluyor ve daha ılımlı oluyor. Evet. Ama cerrahi menopoza giren hastalarda, evet, yani bir nedenle yumurtalıkları alınan hastalar ani ve hızlı bir menopoza girişi neden oluyor. Ve biz buna şunu söylüyoruz, geminin kayalıklara çarpması gibi bir durum diyoruz. Siz oldu. Neler yaşadınız bu cerrahi menopoz, ani menopoza girmesiyle birlikte? Ya benim normal devam ediyordu regl durumum. Birdenbire ameliyat olmak durumunda kaldım. Hani bir ön menopoz yaşamadım. Ya. Ön menopoz yaşamayınca aniden 2 ay içerisinde çünkü kanser riski gördü doktorum. Hemen ameliyat dedi. Ameliyata girince hem rahim hem de yumurtalıklar alındı. Ve bu süreç başladı. Daha sonra da insan belki gevşiyor. Başladım. O nasıl bu menopozdan dolayı siz kilo aldıkça şekliniz de bozuldukça ya da o boşluğu doldurmak istiyorsunuz, yiyorsunuz. Hani geriye dönen bir çark oldu. Öne doğru giden değil de bozuldukça yiyorsunuz, moraliniz bozuldukça yiyorsunuz, kötü oldukça yiyorsunuz. O bir neden ama sonucu kendimiz tayin ediyoruz diye düşünüyorum. Yani tabii ki menopozdaki hormonlar durum var ama kabahatin %40'ı hormonlardansa %60 da bendendi. Şimdi öz eleştiri yapmamız gerekiyor bu konuda. Doğru. Her ne olursa olsun insan sadece fazla yediği için kilo almaz aslında. Kiloyu ortaya çıkaran birçok neden vardır. Evet. Hormonlar, metabolizma, yeme içeriği, yeme davranışı, kullanılan ilaçlar, hareket durumu. Ama şu nedenin arkasına sığınmayacağız. Ben menopozdayım, nasıl olsa metabolizmam da yavaş. Zaten ben kilo alacağım, bari yiyeyim içeyim demeyeceğiz. Ya da atıyorum bir romatizma hastalığınız var, yüksek doz kortizon kullanıyorsunuz. Ben kortizon kullanıyorum, nasıl olsa şişmanlayacağım deyip yerseniz evet kilo alırsınız. Ama siz ne diyorsunuz? Girdim menopoza,
birden ani giriş oldu. Zaten bir 3 ay öncesinde bir 10 kilo artışım vardı. Moralim bozuktu. Arkasından menopozla birlikte ciddi bir kilo artışı oldu. Ama bunun %40'ı menopoz, %60'ı ben diyorsunuz. Ve öyle doğru diyorum. Söylüyor aslında Şemin Hanım. Yani öyle işte özel işleri yapmamız gerekiyor bu konuda. Belki psikolojik de oluyor. Hani kadınlar menopoza birden girdiği zaman artık ben yaşlandım. Bizim zamanımızda yaşlılar hep böyle işte başı bağlı, hamiliğine oluyor ya. Belki şu anda da hala öyle düşündüm ben de. Artık benden hayat bitti, ben yaşlandım, artık köşeme çekileyim deyip belki onun için de pastalar, börekler, yemekler yedik ve bu peki hale geldik. Peki başka semptomlar aslında yaşadınız mı? Moraliniz bozuldu, evet depresyonda birazcık... Menopozda biraz depresyona eğilim olur, karamsarlık olur, gece sıcak basmaları olur. Oluyor, bolca oluyor. Değil mi? Hala oluyor mu? Hayır, ben 3,5 sene sürdü benim bu durum. Gündüz ve gece ben bir hormon tedavisi görmedim bu konuda. Ben tülbent tedavisi gördüm. O neymiş tülbent tedavisi? Boynuma tülbenti koydum. Terledikçe sildim, terledikçe sildim. Yani o zaman biz de öyle yapalım, tülbent tedavisi yapalım. Terledikçe boynunuza koyun tülbentinizi, sildim. Durun. Çünkü biraz da korktum, hani bu hormon tedavisine girilirse meme kanseri riski artıyor deniyor. Çok fazla konu var, belki bilgi kirliliği de olabilir bu konuda. Doğru hastada tedavi planını yapmak gerekiyor. Evet. Çünkü herkesin metabolizması, bünyesi, genetik yatkınlığı aynı olmuyor. Bizim tıpta bir söz vardır, deriz ki biz. Hormon tedavilerini bıçak gibi düşüneceksiniz. Evet. Sapından tutarsanız ve maydanozu doğrarsanız maydanozu doğrarsınız. Kör tarafından tutarsanız hiçbir şey olmaz ama keskin tarafından tutarsanız elinizi kesersiniz. Belki biraz da şeyden korktum. Hani cerrahi birden kanser riskinden dolayı olan bir ameliyat, tekrardan hormon almaktan da korktum. Silindim durdum, duş aldım oldum. Herkes evde 3 sene serin serin oturdu. Ama aileme de çok teşekkür ediyorum. Ben kapıları pencereleri açtığım zaman hiç kimse bir şey demedi. Sırtına bir tane daha hırka aldı, o evde oturdu yani. Serinlettik evi. Bir problem yok. Şu anda iyiyim ama İyisiniz. Gayet iyiyim. Peki zayıflamaya nasıl karar verdiniz? Ne oldu? Sizin sayenizde oldu. Canımsınız. Bir gün kuzenimi ziyaret ettim. Sizden bahsetti. Ben de dedim ki ya Allah bismillah diyelim, başlayalım. O genç bir bayan. Çünkü bunun sonu yok. Bu sefer de bu çan dedim ya, çark geri dönüyor. Tepe aşağı gitmeye başladık. İkimiz de yüzleri bulmuştuk neredeyse. Birimiz 98-90, 100 diyelim. Belki bazen de kendimiz küçük az yalancık söylüyoruz. Az söylüyormuş da olabiliriz. Baktık sonu yok bunun. Başlayalım dedim yani, bunu yapabildiğimiz kadarıyla. Sizi hep izliyorduk zaten. Önerilerinizi görüyoruz, beslenme alışkanlığı oldu. Hani insanı sıkmıyorsunuz, korkutmuyorsunuz. Biz bu kiloyu 9 senede, 10 senede, 15 senede aldık. Bir günde almadık. Ve bunu da aynı oranda yavaş yavaş vereceğimizi söylüyorsunuz. Bir de bazen de programlar oluyor. Diyor ki doktor veya diyetisyen, doktor demeyelim, bu konuya bilgili ya da denen kişiler... İşte 15 günde 15 kilo, 40 günde 40 kilo. Ben ondan korktum. Yani havuz problemi bile var lisede. Yani giren su, çıkan su. Gündür gündür o suyu akıtırsak orada hastalık olur diye düşünüyorum. Doğru. Yani çünkü yağ sadece kolumda, bacağımda değil ki. Düşünüyorum ki hani ciğerimin etrafında var, bağırsaklarımda var. İşte yağlı. Değil mi? Birden o yağ giderse, birdenbire hepsi boşalırsa sarp mı olur gibi mesela geliyor? Mesela benim geçen ay klinikte 3 tane vaka gördüm böyle. Evet. Detoks yaparak çok hızlı kilo kaybına bağlı yaşadıkları komplikasyonlar. Bir tanesi 3 ayda yaklaşık 40 kilo yakın kilo veriyor. Menopoza giriyor 35 yaşında. Ve diyor ki hocam diyor, neredeyse sadece sebze suyuyla beslendim. Ve adetlerimi kaybettim şu anda diyor. Bir tanesi yine bu detoksa bağlı ve çok düşük kalorili diyete bağlı pankreas iltihabı geçiriyor. Ölümden dönüyor. Bir tanesi 2 ayda sanırım 17 kilo yakın kilo vermiş. Ama tekrar kilo almaya başlamış. Bize geldiğinde şöyle saçını bir kaldırdı, burası olduğu gibi dökülmüştü. Vitaminsizlikten, mineralsizlikten. Şimdi yiyecekler bize verilmiş birer nimet. Evet. Ve bunları doğru porsiyon kontrolü altında yemeyi başarmamız gerekiyor. Kesinlikle. Şu diyeti yap, bu detoksu yap, şu hapı iç, şu bitki çayını iç, şunu yap, ameliyat ol.
Yani bunların birçoğunun tıpta yeri yok ve kısa vadede size kilo verdirebilir ama uzun vadede iki kat geri almanıza neden olur. Ya da sağlık gider. Sağlık gider. Yani kalıcı kilo kontrolünü başarabilmek için yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ve sizin de dediğiniz gibi bu bir havuz problemi. Yukarıdan giden belli, aşağıdan giden belli. Biz şunu söylüyoruz. Ayda minimum 1-1,5 kilo, maksimum 4-5 kilo. Ama çok morbid obez hastalarda, sizin gibi değil, sen orta derece balık etkisi. 4 ayda benim şimdi 15-16 kilo. Siz 4 ayda 16 kilo verdiniz. Hadi. Bu ayda 4 kiloya geliyorsunuz. Sınıf birincisi hastalarımdan biridir bu arada. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ama çok ileri obezitede mesela 150-160 kilolarda ilk aylarda vücutta %5 ila 10 ağırlığı arasında kilo kaybı da normal olabiliyor. Çünkü biz Instagram'da bazen paylaşıyoruz işte 6 ayda 30 kilo veren 35 kilo veren hastalarımız şeklinde hemen yorumlar geliyor. Hızlı mı verdi? O hastanın vücuduna göre verdiği kilo kaybı da normal aslında. Burada oranlara dikkat etmek gerekiyor. Hatta benim şimdi mesela o yaklaşık bir aydır şu anda doğru stabil durumda. Bu hafta muayenehaneye gittim 100 gram almışım. Bir küçük seyahat oldu, biraz yedik. Ben memnun kaldım mesela o seyahatte. Güzel götürdük Allah için. Şimdi bizim bir sorunumuz var. 100 gram almış olmak dedim ki ben stabil hale getirmişim. Evet, yönetimi başardı. Evet, o çok önemli. Şimdi bizim önemli bir sloganımız var. Sizlerle de paylaşalım bunu. Siz de moraliniz bozulduğu zaman bizim bu sloganımızı hatırlayın ve her şeye yeniden başlayın. Biz deriz ki kilo aldım diye üzülmem, kilo verdim diye sevinmem. Aynen. Çünkü her iki durumda beslenmenizi bırakıp tekrar kötü beslenmeye geçmenize ve kilo almanıza neden olabilir. Mesela kilo verdim diye seviniyorsunuz. Ben nasıl olsa bu işi yapabiliyorum. Bugün yiyeyim yarın yaparım dersiniz. Kilo veremedim diye üzüldüğünüzde de ne yaparsınız? Ay nasıl olsa yapamıyorum yiyeyim gitsin dersiniz. Bu sefer daha çok kilo alırsınız. Aynen. O zaman bu duygusal bir süreç değil. Bu tamamen mantıksal bir süreç. Evet. Her sabah aç karnına tartıya çıkacağız. Vücudumuzda olan biteni göreceğiz. Kilo aldım diye üzülmeyeceğiz. Kilo verdim diye sevinmeyeceğiz. Bakın 4 ayda 16 kilo verdi, bir seyahate gitti 100 gram aldı ama ne yapıyor? Üzülmüyor. Çünkü ben bunu nasıl yöneteceğimi biliyorum diyor. Değil mi? Evet, zevk için dünya zevkinden birazcık tattık. Tattık ama hemen geriye dönüşü de başaracağız. Evet. Şimdi menopoza girdiğimizde biz kadınları aslında menopoza girmeden önce koruyan bir koruyucu kalkanımız var. Biz buna östrojen diyoruz. Östrojen bizi kalp hastalıklarından, tansiyondan, kemik erimesinden koruyor. Böyle parlak parlak ciltlerimiz olmasını sağlıyor, değil mi? Bizi güzelleştiriyor. Ama menopoza girdikten sonra bu östrojen seviyelerimiz düşüyor. Yani koruyucu kalkanımız azalıyor. Evet. Ve böylelikle kalp damar hastalıklarına daha yatkın hale geliyoruz. Aynı zamanda osteoporoz dediğimiz kemik erimesi problemiyle karşı karşıya geliyoruz. Bugün 65 yaş üzerinde her 3 kadından bir tanesinde osteoporoz var. Yani kemik erimesi var. Ve bu ne demek? 70 yaşında kazara bir düştüğünüzde Allah korusun kalça kemiğinizi, bacak kemiğinizi kırabilirsiniz ve bununla ilgili çok ciddi komplikasyonlar yaşayabiliriz. O nedenle gençliğimizden başlayarak orta yaşlılığımızda da hayatımızda yapacağımız bazı beslenmede püf noktaları bizi menopozda daha sağlıklı bir bünyeye hazırlayabilir. Evet. Nedir bunlar? Mesela mutfaklarımızdan neyi çıkaralım diye baktığımızda özellikle tuz, bakın tuzlu peynirler, tuzlu zeytinler, atıştırmalıklar, abur cuburlar. Tuz vücuttan atılırken kemikten kalsiyumu çekiyor ve kemik erimesine yatkınlığı artırıyor. Aynı zamanda tansiyonun en büyük düşmanı ne? Tuz. Siz çok tuz yemeye devam ettiğinizde bir de üzerine menopoz gelince ne oluyor? Tansiyonlar iyice yükseliyor. Diyorsunuz ki sabahları kalkıyorum şişim, elim şiş, ayağım şiş, gözüm şiş. Neden? İşte bu tuzdan oluyor. Menopoz öncesi ve menopoz sonrası doğru tuz kullanmayı bilmemiz gerekiyor. Bugün bir insanın günlük tuz ihtiyacı 5 gramdır. 5 gram yani bu bir tatlı kaşığı tuz demektir. Ama yapılan araştırmalara göre Türkiye'de bir insanın şu anda kullandığı tuz miktarı sevgili dostlar 18,5 gram. Neredeyse 4 katı daha fazla tuz kullanıyoruz. Bu da menopozda bizim daha kemik problemi yaşamamıza neden olabilir. O zaman tuzları kaldırdık. Evet. İkincisi kafein. Sütlü kahvemiz var mı? Kafein. Günde 5 fincanın üzerinde kahve içmek kemik erimesine neden olabiliyor. Aynı zamanda kahve sempatik sinir sistemimizi aktive ettiği için çarpıntı yaşamamıza ve tansiyonumuzun yükselmesine neden olabiliyor. Öbür yandan... Bu eriyen kahveler için mi geçerli yoksa bütün kahveler için? Bütün kahveler için. Ama kahvenin bir de şöyle bir iyi özelliği var. Ben severim aslında.
Bir, algıyı ve konsantrasyonu arttırır. Hı hı. Yani mesela sınavdan önce bir kahve içmek daha dikkatli olmanızı sağlar. Hı hı. Alzheimer'dan ve bunamadan kişiyi koruyabilir. Hı hı. Aynı zamanda hani zayıflama rejimlerinde de günde 1-2 fincan kahve öneriyorum ben. Çünkü çok tok tutuyor insanı gerçekten. Hı hı. Hani dengeyi bileceğiz. Oturup 5 fincan kahve içmeyeceksiniz. Menopoz öncesi ya da sonrası günde 2 fincan kahve içmek sizi hastalıklardan korur. Hı hı. Ve menopozda da kemik erimesi ya da tansiyon problemi yaşamanıza karşı da bir savunma sistemi oluşturur. Şimdi bizim menopozda en çok yaptığımız yanlışlardan bir tanesi de hızlı kilo vermek adına protein ağırlıklı diyetler yapmak. Hmm. Bu protein ağırlıklı diyetleri duymuşsunuzdur. Evet, piyasada duydum. Var. Ve gerçekten insanlara çok hızlı kilo verdiren diyetler bunlar. Ama dışı iyileştirirken iç organlara atom bombası atılmış etkisi yaratıyor. Hmm. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir gün bir hasta mı olmuştu Şermin Hanımcığım? Beyefendi bize geldi, dedi ki hocam, dedi, ben 50 yaşında sigara içen, tansiyon olan ve kilo problemi olan bir erkektim, dedi. Sigarayı bıraktım, dedi, kilo aldım, dedi. Kilomun üstüne tekrar kilo aldım, dedi. Ve hızlı zayıflamak için bir protein diyeti yapıyor hasta. 4 ayda yaklaşık 30 kiloya yakın kilo veriyor. Ve diyor bir sabah kalktığımda ayaklarımda bir ağrı, hani kadın olsam çocuk doğuruyorum zannedeceğim diyor. Bu derece. Hastayı ambulansa götürüyorlar hastaneye, gut teşhisi koyuyorlar. Aa. Bu arada kan testlerine bakıyorlar, kan yağları çok yükselmiş. Zaten tansiyonu ve kolesterolü olan bir hasta, bir de bu protein diyetini yapınca iki tane kalp damarı tıkanıyor hastanın. Stent takılıyor orada ve hasta zavallıcık çıkıyor, kilo vermiş ama eskiden sadece tansiyon olan bir insanken şimdi gutu olan, iki kalp damarında problemi olan, kolesterol yüksekliği olan, artı tansiyon olan bir hasta haline geliyor. Bu sefer hasta proteinlerden çok korkuyor ve habire karbonhidrat yemeye başlıyor. Tekrar kilo alıyor ve bu sefer bize geldi, biz de şeker hastalığı teşhisini koyduk. Ama şimdi hali hazırda neredeyse bir senede 40 kiloya yakın kilo verdi ve birçok hastalığı kontrol altına alındı. İşte bizim menopoz sırasında ya da sonrasında ister bayan, erkeklerde tabii ki menopoz problemi yok ama protein ağırlıklı diyetler kısa vadeli çözüm olsa bile uzun vadede size çok ciddi sağlık problemleri yaratabilir. O nedenle bunları kesinlikle önermiyoruz. Evet. Hele menopozda. Proteinler de vücuttan atılırken kemikten kalsiyum çektiği için kemik erimesini iki katına kadar çıkarabiliyor. Bugün Dünya Sağlık Örgütü bize diyor ki günde minimum %50-55 karbonhidrat, %25-30 yağ, %10-15 protein yiyin diyor. Ve bizim bu sayarak beslenme sistemini, bunu göz önüne alarak insanlara neyi ne kadar yiyeceğini söylüyoruz. Ama hızlı kilo verme adına yapılan bu protein diyetlerinde günlük protein alımı yüzde kaçlara çıkıyor biliyor musunuz? %80 mi? %80, %90'lara çıkıyor. Ve bu kadar protein vücut bunları sindirmek için inanılmaz bir enerji Peki, harcıyor. Peki sporcular falan yapar? Sporcuların bile o kadar protein yememesi gerekiyor. Mutlaka beslenme uzmanlarının kontrolünde yeteri kadar protein almak gerekiyor. Yani hep diyorum ya, kaş yaparken göz çıkarmamak Aynen. lazım. Bir tarafı iyileştirirken iç organlarımıza atom bombası atmayacağız. Özellikle Kesinlikle. Menopoz ve sonrasında protein ağırlıklı diyetleri hızlı kilo verme adına asla ve asla uygulamayacağız. Evet. Peki hangi yiyecekleri sofralarımıza daha sık koyalım? Bence mi? Sen. Hani söyle bakalım, sütümüzü sınıf birincisi. Koyalım. Sütümüz olsun. Olsun. Yoğurdumuz olsun. Bu da olmasın. Bu şekeri çıkaralım. Mı? Şekeri tamamen çıkaralım. Tamam. Şimdi şunları şöyle kaldırayım ben. Bunlar hayatımızdan çıkanlar. Kaşarı da çıkaralım mı? Peynirimiz olsun. Ama şimdi bunlar kalsiyum kaynakları. Ama belki az yağlı kaşar olabilir. Beyaz peynir. Şimdi bunlar lor. Kalsiyum kaynakları. Lor peyniri. Şimdi örnek menü vereceğiz sizler için. Lorumuz varmış bakalım. Evet. Bunlar kalsiyum açısından çok zengin gıdalar. Evet. Ve özellikle sadece menopozda değil, ergenlikten itibaren günde en az 2-3 bardak kadar süt ve yoğurt yememiz önemli. Evet. Şimdi bu süt ve yoğurtla ilgili çok şehir efsaneleri dolaşıyor biliyorsunuz. Evet. İşte süt içmeyin, alerji var. Süt içmeyin, işte metabolizmaya negatif etkisi var diye. Bugün süt, yoğurt ve ayran içerisinde protein, karbonhidrat ve yağ barındıran yegane yiyeceklerden biridir. Evet. Yani her üç besin grubu da var. Ve aynı zamanda kalsiyum açısından da çok zengindir. Yani kemiklerin koruyucusu bir numaralı yiyeceklerdir diyebiliriz bunlar için. O zaman bu yiyecekler mutfaklarımıza mutlaka Kesinlikle. Giriyor. Bir de süt hile kaldırmıyor. Saf süt hile kaldırmaz bence. Sokak satıcılarından da alırız. Çok iyi, eğer bunda hile varsa süt kesilir. Evet. En fazla yapabileceği işte 1 litre suya 50 gram 100 gram su koyar. O da hiç önemli değil.
Ben loru da kendim yapıyorum, yoğurdumu da. Sütü kaynatıyorum. Yoğurt eksildi mi? Evde limon sıkıyorum o süt, kaynayan süte. O kesiliyor. Doğal kesilme. Ekşiyi koyduğunuz için. Bu sefer bir hazır yoğurt, lor peyniriniz olmuş Peki, oluyor. Peki size şunu söyleyeceğim. Bir kilo sütten ne kadar lor peyniri çıkıyor? Bir avuç ancak çıkar. Bu kadar çıkıyor ancak değil mi? Ancak bu kadar çıkar. Ya bakın şimdi peyniri birçoğumuz çok masum bir yiyecek olarak görüyoruz. Ve ne yapıyoruz? Ya nasıl olsa peynir yedim deyip böyle kalıp kalıp beyaz peynirleri yiyoruz. Dok. Bir kilo sütten bir kilo yoğurt çıkıyor. Bir kilo sütten 100 gram peynir ancak çıkıyor. Çıkar. Yani bu ne anlama geliyor? Sütün bütün proteini ve bütün kalorisi peynirin içine giriyor. Ama bunu bir kase yiyoruz, bunu da bir kaşık yiyoruz. Bir kaşık yiyoruz. Bir yemek kaşığı yiyoruz. O nedenle peynirde porsiyon kontrolü gerçekten çok önemli. Siz bu 4 ayda 16 kiloyu verirken nasıl porsiyon kontrolü yaptınız Şenlin Hanım? Anlatın bakalım bize. Ölçme programı vermiştiniz bize. O sayarak yaptık. İşte 3 porsiyon meyve. İşte 5 porsiyon yani 5 dilim ekmek var. Benimkisi genelde 3'te kaldı. O bana fazla geldi. Proteinimizi saydık, meyvamızı saydık, karbonhidratımızı öyle yap. Ya işte sayarak, porsiyon kontrolünü yaparak aslında gitmemiz gerekiyor. Demek ki kalsiyumları mutlaka ve mutlaka mutfaklarımıza koyuyoruz. Sıradaki yiyeceklerimiz gelsin. Mutfaklarımıza menopoz öncesi ve sonrasında mutlaka bulundurmamız gereken yiyecekler. Yağlı tohumlarımız, susamlarımız, cevizlerimiz, pekmezlerimiz, kuru baklagillerimiz. Şöyle bir alalım. Verir mi bunda? Evet, onu da alalım. Pekmezimizi de alalım. Pekmez herhalde. Şöyle duruyor. Evet. Şimdi özellikle bu yağlı tohumlar ve kuru baklagiller fitoöstrojenler dediğimiz vücutta kısmi östrojen etkisi gösteren yiyeceklerdir. Şimdi menopozda ne oluyor bizim vücudumuzda? Koruyucu kalkanımız vücudumuzdan gidiyor ya. O zaman bazı yiyecekleri dengeli ve sık mutfaklarımıza koyduğumuzda bu koruyucu kalkanı dengeler ve tekrar bir koruyucu kalkan oluşturabilir. Özellikle kuru baklagilleri mutlaka mutfaklarımıza toplamamız gerekiyor. Hatta bugün tarifim size kuru baklagilli bir salata tarifi olacak. Birazdan paylaşacağız onu da. Yalnız hani bunlar lif açısından çok zengin, dengeli protein ve karbonhidrat içeren ve fitoöstrojen etkisi olan yiyecekler. Yani koruyucu kalkanımızı oluşturuyorlar vücudumuzu ama özellikle meme kanseri olgularında bunların da çok sık tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Östrojen benzeri etki yaptıkları için yani direkt hastalığa neden olmazlar da. Hani koruyucu adım, hekimlik adına biraz mutfaklardan çıkarmak gerekiyor. Tabii ki kuru baklagillerde porsiyon kontrolüne de çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunların 4 yemek kaşığı bir dilim ekmek bir porsiyon et yemiş kadar vücuda kalori sağlıyor. Mesela şunu görüyor musunuz? 4 yemek kaşığı nohut. Alın elinize. Aldım. Böyle bir dilim ekmek, bir porsiyon et grubu da şöyle peynir koyalım. Mesela şunu yediğinizde aslında bunu yemiş oluyorsunuz ya da bir dilim ekmek büyük kocaman köfte yemiş kadar kalori alıyorsunuz. O nohut yemeğinde, kuru baklagillerde bunları ilaç gibi düşünmek lazım. Ben şöyle yapıyorum, kuru baklagilleri haşlıyorum, 4'er yemek kaşığı buzdolabı poşetlerine koyuyorum. Bunları buzluğa yerleştiriyorum ve salatalarımızı akşam yerken böyle kuru baklagil, haşlanmış kuru baklagil ilave ediyorum. Eşim, çocuklarım hepimiz birer yemek kaşığı kuru baklagil almış oluyoruz. Protein almış oluyor. Protein ve karbonhidrat almış oluyoruz. Yine yağlı tohumlarda dikkat etmek lazım. Mesela 3 bütün ceviz yediğimizde şöyle bak bu 1 olsun. Şenlin Hanım şu 2 olsun. Evet. Bu 3 olsun. İşte size 3 tane ceviz. Bu 3 tane ceviz aslında 1 tatlı kaşığı yağ anlamına geliyor. Evet. Bazen salata yağ yerine bundan koyuyoruz böyle. Görüyorsunuz 16 kiloyu böyle verdi işte. Yağ koymuyorsa ceviz koydu. Onu yapıyorsa onu yapmadı. Evet. Sayarak zayıfladı, kalıcı zayıfladı. Aynen, değil mi? İnşallah. Evet. Artık biliyoruz. Bu 3 tane cevizi yediğinizde 1 tatlı kaşığı yağ yemiş kadar kalori alıyorsunuz. O nedenle bunlarda da hani çok faydalıymış deyip kase kase yememek onu gerekiyor. Onun kontrolü nasıl yani şey yapabiliyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Böyle soyulmuş ceviz değil, kabuklu ceviz bulunduruyorum evde. Çünkü onu kır,
temizle. En fazla 3 tane yiyorsunuz. Ama açık olsa dök avuca at ağza gider yani. O zaman Şahin Hanım bize burada çok güzel bir yöntem hafif söyledi. Hafif şey yani böyle suru var onun. Evet, yiyeceklere ulaşmayı zorlaştıralım. Biraz, evet. Değil mi? Ne, kabuklu ceviz alalım, o kıralım, içini temizleyelim falan derken herkes, sanki bir avuç ceviz yemiş kadar kendimizi hissedebiliriz. İyi bir yöntem, bunu beğendim. Yeni kitabıma yazacağım izninizle. Şimdi bunları da kaldıralım. Peki hangi tür yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor yine? Tabii ki bize kilo aldırma potansiyeli olan yiyecekler. Böyle kızartmalar, pastane ürünleri, hamur işleri, aman ha aman. Ne yapıyoruz? Bunları mutfaklarımızdan uzak tutuyoruz. Buna benzer bir şey yedim geçen gün seyahatte. Evet. Patlıcanı közlemiş. Çok ılık, patlıcan ılık. Üzerine de bildiğimiz çoban salatamız, bol soğanlı ve sarımsak da koymuş. Çiğden. Onu da üzerine koymuş. Biraz da sirke. Bu kadar mı lezzetli bir ya patlıcan yemeği olur? Yani salata çiğ ama patlıcan ılık. Lezzeti oradan geliyor. Bakın çok güzel bir tarif. Evet, böyle çok hoşuma gitti. Demek ki kızartmaları kaldırıyoruz. Közleme, fırınlama türü evet, yiyecekleri daha çok ön plana çıkarıyoruz. Aynı şeyi közlemeden yapabiliriz. Tabii ki. Hepsi közlenir. Hepsi közlenir. Ya çok da bakın, az yağlandı, biraz böyle avkıldığı zaman evet, aynı lezzeti. Ben ne yapıyorum evde? Mesela patlıcanları küçük küçük küp doğruyorum. Tamam. Kabak küçük küçük küp doğruyorum. Salçalık kırmızı biber ve yeşil biber. Bunların hepsini şöyle bir karıştırıyorum. Fırın poşeti var ya, onun içerisine koyuyorum. Biraz da baharat ekliyorum. Ağzını bağlıyorum fırın poşetinin. Birkaç delik atıyorum, fırına atıyorum. Çok güzel olur. Ayrı bir yerde yağsız domatesli sarımsaklı sos yapıyorum. Bunlar çıktığı zaman da üzerine onu ekliyorum. Bu da çok güzel bir şey. Ama burada bir püf noktası var sevgili dostlar. Bunu ekmekle yemeyeceksiniz. Çünkü inanılmaz ekmek yedirme potansiyeli var gerçekten. Yanına o yoğurtla ve sebze atıyor. Birlikte çok da lezzetli oluyor gerçekten. Bu şekilde evimizde pişirme tekniklerimizi birazcık değiştirebiliriz. Öteki türlü her şey sası oluyor. Sası olduğu zaman güzel olmadı, tadı, lezzeti olmadı. İster istemez gönül oraya akıyor. Onun için lezzetlendirmek lazım, şık olması lazım. Bir de sunumunuz güzel olacak. Yani bir salata mı? Güzel tabakta yapın. Evinizdeki en güzel. Hani benim eşim rahmetli öyle derdi. Göstermelik tabak koymayın bu eve derdi. Çocuklarım için de bu çocuklara marka giydirmeyeceksin. Beyaz giydirme. Rahat kıyafet. Çamura bulana bulana oynasınlar. Ya da eşyanızın hepsini kullanın. Kendimize mesela kötü bir tabak. Neyse sıradan bir beyaz tabak. Böyle tabak yani dolaplar güzel tabak dolu. Başkasını değil kullanacak. Hep misafir ayırırız. Koyun böyle. Mesela ben küçükken yani evimizde misafir odası vardı. Göstermelik. Şimdi o misafir odası, o zamanlar müsaitseniz akşamlar annemler size gelecek diye de bir söz vardı. Telefon falan da yoktu. Ben böyle evde geldiğim zaman giderdim misafir odasına otururdum. Annem şimdi kızardı, çık odadan, çık odadan. Ama ben şimdi kendi evimde misafir odam yok mesela. Yok, hepimiz yok. Orada oturuyoruz. Gerçekten hayat çok kısa. Evet. Dünü değiştiremiyoruz, yarını bilmiyoruz ama bugün çok mutlu olabiliriz. En kıymetlilerimizi kendimiz için ve aynen, sevdiklerimiz için kullanalım. Kesinlikle. Güneş varsa tadını çıkaralım. Rüzgar asıyorsa dışarı çıkalım. Yağmur yağıyorsa birazcık da ıslanalım. Değil mi? Değil mi? Nasıl hayatı güzel. Şimdi Nisan yağmurları. Evet. Ne güzel şarkılar var öyle değil mi? Değil mi? Değil mi? Nisan onlar yağmuru da çok güzel. Kadar kısa süren hayatım değil. Böyle bir şarkı vardı ya. Öyle miydi? Öyle, hafif böyle tangomsu bir şeydi. Vay vay. Güzel neler ya. Var neler. Şimdi gelelim bir günlük size bir menopoz menüsü örneği vermeye. Defterler, kağıtlar hazır mı? Hadi gelin yazdıralım bakalım. Menopoza giren bir insan bir günlük hangi yiyeceklerden ne porsiyonlarda tüketmeli? Şimdi örneklerle başlayalım. Tamam. Kahvaltı çok çok önemli. İki dilim kadar ekmek yiyebilirsiniz. Bakın bu büyük bir ekmek. Bir dilim evet, gibi görünüyor ama şöyle kestiğimizde bu aslında iki dilim ekmek demek. Evet. Yanına bol böyle artık mevsimi, domatesiniz, salatalığınız, yeşil biberiniz, hiç sınırımız yok onlarda. Bir tatlı kaşığı kadar pekmez, iyi bir demir deposu. Ve yanına ne koyuyoruz? Yeşil çayımızı koyuyoruz. Ve lor peynirimizi unutmuyoruz. İki yemek kaşığı kadar lor peyniri ya da bir yemek kaşığı lor peyniri bir yumurta yiyebilirsiniz. Yumurtayı da ben çok severim. Özellikle hani yumurta ile ilgili de çok negatif dedikodular ortalıklarda dolaşır ya, aman yumurtayı yemeyin kolesterolünüzü yükseltir diyerekten. Neredeyse 20 yıldır bu hastalık üzerine çalışıyorum Şermin Hanımcığım. Yani tansiyon, diyabet, obezite. Allah'ın yarattığı yiyecekleri gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Ama sonradan yapılan yiyeceklere aynen, karşı dikkatli olmak lazım. Yumurtayı sucuklu yumurta olarak yemiyorsanız, tereyağında ya da zeytinyağında yumurta olarak yemiyorsanız her gün bir yumurta yiyebilirsiniz.
Eğer yağda yumurta yapıyorsanız da günlük yağ hakkınızdan çıkararak o şekilde yine dengeleyebilirsiniz. Nasıl bu kahvaltı? Çok güzel. Nefis değil mi? Bazen kışın mesela benim hep soğuk geliyor. Ben sıcak kahvaltı seviyorum. Bu yemem gereken diyelim ki bir biber yiyebilirim, yerim bir domates, işte peynir, bunları hepsini doğruyorum. Yumurtamı da çırpıyorum. Bir omlet yapıyorum kendime. Sıcak oluyor. Çayımı da alıp. Çünkü sıcak kahvaltı. Nasıl da, seviyorum. Nasıl da doyurur? Nasıl tabii da doyurur? Tabii yani illa ki yeşillik dedi diye böyle mu mu diye gidip onu yiyecek halim yok. Ben de yeşilliği çok seviyorum. Her gün sabah şöyle iki avuç yeşillik bol bol eğer tüketiyorum yani. Yeşillik yok. Ama illa ki yeşillik diyorsa o reçetede yemek gerekmiyor bence. Tabii. Fiziksel tabii. Önemli olan bize kimyasal durumu. Fiziksel şartlarını kendimiz yapacağız evet. Değil mi? Evet. Biz onu öğrettik, o düşündü, ilerletti ve sınıf birincisi oldu. 4 ayda 16 kilo vermeyi başardı Şamlı'nın ve bize şimdi çok güzel önerilerle karşımıza geliyor. Evet. Kahvaltımızı yaptık, bu kahvaltıyı kaldırıyoruz şimdi. Neye geçiyoruz? Ara öğün. Şimdi sabahla öğle arası çok uzun olmadığı için eğer acıkmıyorsanız yemeyin, kendinizi dinleyin. Ama acıkıyorsanız eğer sabahla öğle arasında yiyeceğiniz bir kivi günlük C vitamini ihtiyacınızın neredeyse 1/3'ünü karşılar. Acıkıyorsanız yiyin, acıkmıyorsanız yemeyin diyorum. Ara öğün olarak kivi tercih edebilirsiniz. Gelelim öğlen yemeğine. Tabii burada biraz pilavı doldurmuşuz. 4 yemek kaşığı kadar olmuş. Yanına köfteniz, yoğurdunuz ve tabii ki salatamız olacak. Salatayı şöyle her öğüne koyalım. Sebzeler çiğ, haşlanmış, közlenmiş, fırınlanmış, yağsızsa istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Her öğünde salatayı kendiniz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Evet. Ya da közlenmiş ya da fırınlanmış farklı sebzelerden farklı alternatifler de üretebilirsiniz. Nasıl bu öğlen yemeği? Güzel. Çok doyurucu. Tam bir lif kaynağı, yeteri kadar proteini var, karbonhidratı var, yağı dengeli. Bizi besleyecek bir öğlen yemeğimiz oldu. Yalnız bunun yerine pirinç yerine bunu kullanacağız değil mi? Kara buğday, buğday. Tabii pirinç. Şimdi şöyle aslında pirinci de çok suçlamamak gerekiyor. Da. Hayır hayır. 2 yemek kaşığı pirinçle 2 yemek kaşığı bulgurun kalorisi aynı. Bulgur sizi sadece biraz daha uzun tok tutar çünkü glisemik indeksi düşüktür. Pirinç sizi daha çabuk acıktırır. Ondan dolayı. Aynen glisemik indeksi yüksektir. Ama siz pirinci yoğurt ve proteinle kombine ettiğinizde tek başına pirinç yemeğe göre yine sizi daha uzun süre tok tutar. Tamam. Öğlen yemeğimizi zaten geçtik. Sıra oldu ikindi. Acıktık. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Hemen günlük kalsiyumumuz ve vitamin mineral kaynağı meyvamızı koyuyoruz. Elma ve ayran, meyveli yoğurt şeklinde yapıp burada ikindi de güzel bir beslenme yapabilirsiniz. Gelelim akşam yemeğimize. Ne diyoruz? Akşam yemeğimizi hep hafif tutuyoruz. Yine yoğurdumuz, etli ya da kıymalı bir sebze yemeği, isterseniz zeytinyağı bir sebze yemeği de olabilir. Bir dilim ekmek ve bol salatamızı yiyoruz. Ama akşam yemeğinden sonra daha da bir şey yemiyoruz. Değil mi? Su içiyoruz. Su içiyoruz. Yeşil çay içiyoruz. Siz bu 16 kiloyu verirken Şermin Hanım, akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yediniz mi? Yedim. Ne zaman yediniz? Haftada kaç kez yediniz? Ne yaptınız bu yemekleri şimdi yedikten sonra? Şimdi itiraf mı yapalım? İtiraf evet. Evet. Bazen yedim. Böyle akşam gece 10-11 olduğunda kursak kaşınır derler ya. Ege bölgesi yat geber yemeği diyorlar. Onun gibi. Ama sizin öğrettiğiniz bu çikolata tarifi vardı ya ondan yaptım eve. Canı tatlı istedi demek ki. Evet. O zaman o da işte 2-3 hurmayı bir gün önceden yumuşatıyorsunuz. İşte keçi boynuzu, unu, kakao koyup bir meyane yapıyorsunuz. Sonra onlar dinlendikçe toplar yapıp onlardan yapmıştım. İşte onlardan 2-3 tane götürüyordum. Evet 2-3 tane bir porsiyon meyve demek. Biz yemeyelim. Şermin Hanım arada bir yapmış ama siz olun akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yemeyin. Aç uyuyun genç kalın diyelim. Ama o zaman uyuyamazlar. Uyuyamazlar. Tamam. Muzluk gelir akıllarına uyuyamaz. Kalkanlar daha çok yerler. Azıcık yesinler. Kontrollüyse bastırsınlar işte. Yoksa gece kalkıp dolap karıştırmak daha tehlikeli. O çok tehlikeli bir şey. Gerçekten bence. Hatta bir programımızda gece yemeleri üzerine yapabiliriz. O zaman biz yine de ne diyelim? Akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yemeyelim. Aç uyuyalım, genç kalalım. Bugün yine bir programımızın sonuna geliyoruz Şermin Hanımcığım. Çok kıymetli hastam, dostum Şermin Hanım 4 ayda 16 kilo verdi. Menopozda sadece yaşadıklarını, bununla nasıl baş ettiklerini bizimle paylaştı. Menopoz sürecinde olan ve sonrasında olan izleyicilerimiz için, dostlarımız için biz de doğru bilgileri paylaşmaya çalıştık. Umarım faydamız olmuştur. Çok sağ olun. Şermin Hanımcığım ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir şey var mı ayrıca? Yok sağ olun. Ben bize yeni yepyeni bir ufuk açtınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sizden istemeyerek ayrılıyoruz Şermin Hanımcığımla ama bay tekrar bay görüşmek üzere diyoruz. Bu ayrılık kısa sürecek, merak etmeyin değil mi? Bunları verelim. Verelim, yine gelelim. Yine gelelim. Süper. Tamam.